maneviyat gelir ya. Ramazan dendi mi aklıma maneviyat gelir. Namaz, oruç, hayır hasanat, zekat fitre bunlar gelir Ramazan dendi mi. Eski Ramazanlarda açık lokanta veya şudur bu insanlar aleni olarak oruçlarını yemiyorlardı. Şimdi hiç sigarasını, her şeyini herkes aleni olarak, hiç oruca hürmet etmeden, Ramazan şerife hürmet etmeden yaşıyorlar. İbadet, yani Kur'an-ı Kerim okumak, insanların aklına ilk önce o geliyor. Sonra namaza daha çok dikkat ediliyor. İnsanlar ibadetine daha çok dikkat ediyor. Ramazanlarda herkes birbirine saygı yapardı, birbirini severdi. Herkes birbirini davet ederdi. Herkes birbirine edepliydi yani. İlimden önce edep. Eski Ramazan tabii ki güzeldi. Milletin birbirine karşı saygısı, sevgisi vardı. Büyük küçük belliydi. Kısım akraba bağı vardı. Yani manevi yönden zengindik. Şimdi Allah muhafaza gitti o işler. Ne evlat babayı tanıyor, anayı tanıyor. Ne ana baba evlada bakıyor. İyice nesil bozuldu yani. Ondan sebebi belli, lokmalarımız bozuldu. Lokmalar bozunca bizden olan evlatlar da bozuluyor. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ramazan dendi mi aklıma maneviyat gelir. Namaz, oruç, hayır hasanat, zekat fitre bunlar gelir Ramazan dendi mi? Yani bizim benliğimizi bulmamız gerekiyor. Elbette eski Ramazanlar güzel tabii kızım ya. Şimdiki ne var ya? Eski Ramazanların güzel gelenekleri, görenekleri, çok güzeldi, saygı, sevgi, ne bileyim daha iyiydi. Şimdi ben öyle bir şey hiç artık görmüyorum yani. Ramazan deyince yani insanların kaynaşması gelir, birbirine saygı gelir, insanların kaynaşması gelir. Yani Ramazan'ın eskisi yenisi diye bir şey yok aslında. İnsanların yaşam biçimiyle alakalı. İnsanlar Ramazan'ı kendi içinde, ailesinde yaşayabiliyorsa en güzeli budur yani. Yani bence yok ya. Fark pek göremiyorum çünkü Ramazan girdiği zaman herkes yine aynı şekilde telaşa başlıyor. Yemek telaşesi, sonra rızık telaşesi. İnsanlarda biraz daha artıyor. Bu her zaman olan şeyler. Ramazan deyince akla ilk önce gelen insanın ibadet. Yani Kur'an-ı Kerim okumak. İnsanların aklına ilk önce o geliyor. Sonra namaza daha çok dikkat ediliyor. İnsanlar ibadetine daha çok dikkat ediyor. İnsanlar işte birbirine saygı göstermede dikkatli oluyor. Kimisi de tabii saygısızlıkta artık farklı nedenlerden dolayı sinir, asabiyet gibi problemlerden dolayı da olabiliyor. Eski Ramazanlar tabii ki çok daha güzeldi. O zamanlar biraz daha çarşı pazar biraz daha hareketliydi. Fiyatlar biraz daha uygundu. Biz biraz daha artık şöyle söyleyeyim artık yani hani artık bir orta yaş grubuna geçtik. Biraz daha gençtik, biraz daha heyecanlıydık. Ama tabii şu anda o eski Ramazan'ın hazını göremedim. Bugün mesela ilk Ramazan. Ama göremedim yani. O eski tadı alamadım yani öyle söyleyeyim size. Ama Allah kabul etsin yine yapacak bir şey yok yani. Allah bunları aşağı düşürmesin diyelim. Peki Ramazan deyince aklınıza neler geliyor? Ya Ramazan deyince tabii ki öncelikle tabii ki maneviyat. Çünkü senede bir gün insanın kendini o bir ay içerisinde bir haza çekmesi. İbadetlerin nasıl söyleyeyim size hani toptan birleşmiş hali gibi diyelim artık yani. Biz böyle büyüdük, böyle şey yapıyoruz. Hani mesela eskiden dükkanların çoğu mesela lokantalar hep kapalı olurdu. Şimdi tabii turizm açısından tabii açılması gerekiyor. Çünkü yoldan gelen insanların da aç kalmaması gerekiyor tabii. Ama eskiden mesela bizim bildiğimiz kadarıyla şey terlerlerdi. Açık bir lokanta gördükleri zaman camlarını kırarlarmış. Biz böyle şeyler gördük. Ama şu anda da bedestlerin içerisinde olmamız sebebiyle bir parça hareketliliği görüyoruz ama tabii etraftaki şeyler nasıldır bilmiyorum. Ama teravihi, orucu, imsakı, sahuru her şeysiyle Ramazan çok güzel bir manevi atmosfer. Allah herkesi faydalandırsın diyelim inşallah. Bunlar güzeldi. Hem misafir ağırlarlardı hem oruç bundan fazla tutulurdu. Ondan dolayı eski Ramazanlar daha güzeldi. Şehir merkezine geldiğinde böyle bir lokantalar açık değildi. Böyle bir şey yoktu, oruç yiyen yoktu. Ondan dolayı eski Ramazanlar güzeldi. Başka bir soru hocam soru Ramazan var. Ramazan deyince aklınıza neler geliyor? Ya Ramazan'da ne olur mesela? Davet olur, ondan sonra kaynaşma olur. Onlardan dolayı Ramazan böyleydi yani eski Ramazanlar. Eskiler bana göre biraz daha şeydi. Şu sebeple yani karşılıklı ikramlar, şeyler. Şu anda onda kalktı yani komşuluk ilişkileri. Eskiden tek başımıza hiç iftar etmezdik. Şimdi maşallah iki kişi iftar ediyoruz. Ben 76 yaşındayım. Eski Ramazanlarda insanlar saygılıydı birbirine.
Sigara içeni sokakta görmezdik Konya'da. İçse de saklı içerdi. Şimdi alenen yakıyor yolda. Yani eski şeyler gerçekten eskiler daha şeydi. Hani eski duymuşsunuzdur. İşte sofralarda davet. Şimdi kim kimi davet ederler? Ekonomi de bozuldu. Hani bir davet bu. Bir emekli maaşının yarısına katlar. 10 bin lira emekli alan adam misafir çağırabilir mi? Çağıramaz. İşte kendi kararıyla bir şeyler yer içer geçer. Başka soracağınız varsa? Ramazan deyince aklınıza neler geliyor? Ramazan bu kutsaldır. Sevinçle karşılarım. Ben hacıyım. 2 defa gittim. 5 vakit elhamdülillah namazımı kılıyorum. Yani ben Ramazan'ın her gün olmasını isterim. Çünkü sıhhat veriyor Ramazan insana. Açlık değil. Allah-u Teala öyle yaratmış ki o adamın beyni zihni dinleniyor. Her şeyiyle. Fakat bizler şeyimizi bilmiyoruz. Yani iyilik, güzellik, güler yüz. Şurada bakıyorum hiç güler yüz insan yok. Eskiden herkes birbirine Ramazan'da falan gülerdi, selam verdi. Şimdi 10-20 kişiyle karşılaşıyorum belki bir tanesi selam verir. Doğru mu? Yani komşuluk ilişkiler çok zayıf. Biri acı ölüyor, biri her gün et yiyor. Ondan haberi yok, ondan haberi yok. Yani bir yerde düğün var, bir yerde cenaze. Ama onların haberi yok. Eskiden öyle değildi. Şimdi biz kozmopolit bir şey olduk. Yani kendimizden başkasını düşünmeyen, şahsi. Ben iyiysem her şey iyi. Ben kötüysem her şey kötü bu durumda. Ramazanlarda herkes birbirine saygı yapardı, birbirini severdi. Herkes birbirini davet ederdi. Herkes birbirine edepliydi yani. İlimden önce edep. Edep olmayanın ilmi de olmaz. O kadar güzeldi ki herkes birbirine yardımlaşırdı. Akşamlar oturmalar olurdu. Sohbetler olurdu. Büyükler büyüklerle, küçükler küçüklerle, daha küçükler oynardı. Evlerde bayanlar bulgur deriz, bilir misiniz siz? Bulgurdur. Hani ona çetnevir diye verim. Çetnevir yaparlardı. Oo, ne güzellik. Getirin beni eski Ramazan'a bak ben neler yapacağım ama yok. Şimdi bunu anlayan insan yok. Yani insan yok. İnsanları öyle bir hale getirmiş ki parayla kul haline gelmişler. Eskiden paranın hükmü yoktu. Biz eskiden kızdığımız zaman adama dövmedik ki. Ulan gavur parasıyla 5 para etmen lan gidiyor dedik. Yani o çok büyük bir küfürdü. Şimdi gavur parası Türk parasını geçti. Durum bundan ibaret. Yani benim sana söyleyeceğim daha çok. Teravihlere herkes giderdi. Çocuklar giderdi teravihe. Ondan sonra teravihde, camide ilahiler söylenirdi. Hoşaflar verilirdi. Buna benzer şerbetler verilirdi. Yani herkes bir mahallede her gün biri davet ederdi. Yani hiç kimse misafirsiz yemek yemezdi. Şimdi misafir alan adam yok. Anladınız mı? Yani sevgi selam ve paraya bağlı. O zaman sevgi ne selam ne para. Safi özden sevme vardı. Şimdi o olmadığı için ben eski istiyorum. Tabii eski Ramazanlar daha güzel. Ben vardı bereket. Şimdi bereket yok. Büyük küçük yok. Ramazan ne olduğunu bilen yok. Şimdi adam şurada sigara içiyor. Sen burada oruçsun. Adama günaha sokuyor. Başka ne söyle, sor bakalım. Ya hayır mübarek günü, 11 ayın sultanı. Günahlarımızı affettirecek. Bak gidiyoruz, namazımızı kılıyoruz. Allah'a dua yalvarıyoruz. Benim için fark etmiyor. Neden peki? Bütün Ramazanlar güzel. Ben dolu dolu yaşıyorum yani. Yani dolu doludan kastım eğlence ayağıyla falan değil. Tam bir Müslüman olarak yaşadığımı hissediyorum. Öyle diyeyim daha doğrusu. İbadetlerim çok oluyor. Günahım az oluyor. Kalıplaşmış bir laf yani eski Ramazanlar güzel. Tabii teknoloji arttıkça insan birbirinden uzaklaşıyor. Bu doğru yani. O nedenle eski Ramazanlar daha iyi. Daha bir arada. Daha şey sosyal medya, ulaşım arttıkça insan bir dakika burada, ikinci dakika falan yerde olduğu için bir arada fazla durulmuyor. Aileler küçük, küçüklere bölündü. Dolayısıyla eski Ramazanlar daha iyi diyebiliriz. Vallahi Ramazan deyince aslında tabii insan günahlardan arınma, iyi insan olma, ondan sonra bir manevi hava, Allah tarafından insana bağışlanmış bir ay, fevkalade verimli
geçirilirse iyi bir zaman kuşağı olduğuna inanıyorum. Eski Ramazanlar daha güzeldi. Neden? Ya o zaman komşu, hak, hukuk, birbirine yardımlaşma daha iyiydi. Şimdi o eski şeylerimiz kalmadı yani. Gelenek, göreneklerimiz kalmadı yani. Ama şükür yine de buna.